Bu şirket eli kolu oldukça uzun, çok tehlikeli bir oluşum. İstanbul'da 100'den fazla yerleri var. Bu yerlerdeki gizli laboratuvarlarda çeşitli deneyler yapıyorlar. Bizim hedefimiz 16 numaralı mekan. Bilekliğin parçası bu mekanda olabilir. Hızlı davranıp bir an önce ele geçirmemiz gerekiyor. Şirketin elinde bu kadar yüksek teknoloji bir ürünün olması bütün dünya için tehdit demek. Şimdi eski fabrikanın planı bu çocuklar. Bilgin, Bilge, sizden şirketin bütün iletişim ağını takip etmenizi istiyorum. İletişim ağındaki ani yükselişler alarma geçişlerinin habercisi olabilir. Beni hemen haberdar edeceksiniz. Tamam hocam. Tamam hocam. Zeynep, sen drone'la etrafı takip edeceksin. Gelecek tehlikelere karşı önceden bizi haberdar edeceksin. Tamam hocam. Tonguç, sen bizim sağdaki gözümüz kulağımız olacaksın. Kılık değiştirip kapıdakileri oyalamanı istiyorum. Tamam hocam. Yiğit Efe, bütün bilgiler sende toplanacak. Bütün operasyonu sen yöneteceksin. Tamam hocam. Çocuklar, ben de içeriye gireceğim ve bilekliğin parçasını bulmaya çalışacağım. Benden başka kimse içeriye girmeyecek. Hiçbirinizin tehlikeye atılmasını istemiyorum. Tamam mı? Tamamdır hocam. Ben de eksik parçaları toplayıp tekrar buraya geleceğim. Kırlangıç operasyonu başlıyor. Bu işte birlikteyiz. Siz benim arkadaşlarım değil, ailemsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Oho! Ağlatacaksın şimdi bizi kanka. Hadi getirin ellerinizi, getirin. Operasyona hazır mıyız arkadaşlar? Kırlangıç! Kadar yüklemeyi kaldırmıyor. Aslanın sinir sistemi iflas etmek üzere. Yüklemeyi durduracağım. Hayır. Ya ama patron yani... O çocuklar sandığından daha güçlüler. Sakın bağlantıyı kesin deme. Zeynep. Naile müsait. Bilgin Bilge. Şirketin iletişim merkezinin trafiğinin takibini yapıyoruz. Şimdilik her yer sakin. Tonguç. Tonguç beklemede. Selim hocam. Yerimi aldım, bekliyorum. Güzel. Kırlangıç operasyonu birinci aşama başlıyor. Tonguç, sahnesin. Sonunda. Hadi bismillah. Şahin'le Müge değil mi bunlar? Burada ne işleri var ki? Şahin'le Müge girişte şu an. Yanlarında da iki tane ajan bekliyor. Şahin ve Müge mi? Ne yapayım? Onları kapının önünden uzaklaştırmalısın Tonguç. Selim Hoca için yol açman gerekiyor. Nasıl yapacağım? Sen dedektifimizsin. Bir çözüm bulursun. Sağ ol ya. Doğaçlama yapacağız. Hadi bakalım dedektif Tonguç. Evladım.
Bir bakar mısınız? Bakıyoruz zaten. Allah'ım sen bana sabır ver. Ya yardım edin anlamında söylüyorum evladım. Gelin gelin buraya gelin. Geliyoruz emmi geliyoruz dur. Gel. Tonguç. Senin ne işin var burada? Ya yok artık be. Hemen tanıdı. Yahu o kadar da masraf yaptık bu kıyafetlere. Söyle bakalım. Ne istiyorsun güvercin? Vay. Rakip takıma geçince iki günde konuşmalarınız bile değişmiş. Ben şirkete katılmak istiyorum. Siz gittikten sonra bütün ekip üzerime gelmeye başladı. Vallahi canımdan bezdim. Şirkete katılmak istiyorsun sen. Evet. Ne var? Bana daha çok sanki bizi kapıdan uzaklaştırmaya çalışıyorsun gibi geldi ama. Ya ne alakası var Şahin? Ben şirkete katılmak istiyorum. Kırlangıçlardan da istifa ettim. Hatta al istersen İTF'yi ara sor. Yok canım, kalsın. Bakın, kayıp parçayı bulmuş olabilirsiniz. Ama yaklaşın yaklaşın. Başka parçalar da olabilir. Başka parçalar mı? Neredeymiş o başka parçalar? Beni şirkete alırsanız söylerim. Ya bekle bir. Ya bu da hemen alınıyor ya. Tonguç'cum. Canım arkadaşım. Şahin ve Müge'yi uzaklaştırdım. Yürü be Tonguç. Gel bir konuşalım biz seninle. Heh, sen sor ben söyleyeyim hadi. Anlat bakalım. Heh. Şirket koşulları nasıl? Çalışma ortamı güzel mi? Yıllık tatil kaç gün? Prim var mı? SGK.